Sevgili izleyenler, Gez Göz Alpacık ekibi olarak sizlere Erzurum'un en güzel lezzetlerinden birini, cağ kebabını tanıtmak üzere hazır ve nazırız efendim. Hemen yanımızda Murat kardeşimiz var. Merhaba Murat. Merhaba abicim. Ve sağ tarafımızda da Muammer abimiz var. Muammer abi nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Allah'a şükür, hamdolsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ya bu kadar güzel lezzetin içinde olup da iyi olmamak söz konusu olabilir mi, değil mi? Doğrudur. Sen şanslı bir adamsın Muammer abi. Evet. Muammer abi, şimdi bize bu cağ kebabı olayını şöyle en başından bir anlatır mısın? Ne etinden yapılır? Cağ kebabı koyun etinden veya kuzu etinden yapılır. Yani kesin küçük baş hayvan olması lazım. Kuzunun sinirlerini, yağlarını ayırt ederiz. 24 saat terbiyede bekletiriz. Ondan sonra şişe takar. Burada pişirir. Cağ dediğimiz cağlara ince ince keser. Müşteriye servis yaparız. O cağ dediğimiz şeyi bir görebilir miyiz? Cağ dediğimiz cağ bu. Cağ olayı bu. Bunun evet. Altı şu anda ama pişmemiş gibi görünüyor. Evet, pişmemiş. Burada pişirip üstünü kesiyoruz. Orada da... Onu az sonra anlatalım. Evet. Onu az sonra. Sevgili izleyenler, cağ denilen olay bu. Bunun üzerine etler kesilme suretiyle efendim cağ kebabı oluyor. Ve büyük evet. Baş hayvandan yapılmıyor. Özelliği bu. Evet. Ya kuzu olacak, kuzudan ya koyun olacak. Keçi olur mu abi? Keçiden de olur ama keçi şu anda bulmak mümkün değil. Anladım. Keçiyi bulamıyor. Koyun ya da kuzudan oluyor sevgili izleyenler. Koyun ya da kuzudan cağların üzerine diziliyor ve ondan sonra afiyetle yeniyor. Ondan peki. Bu yeniyor. Şimdi bazı izleyenlerimiz şöyle düşündüklerini düşünüyorum. Yani diyorlar ki dönerden ne farkı var ki? Ha döneri dik kesmişsin, ha yan kesmişsin. Bu doğru yok, bir yaklaşım. Değil. Döner tüpte pişiyor. Bu odun ateşinde pişiyor. Dönerin içinde sığır eti de olabiliyor ama cağ kebap sadece koyun ve kuzudan oluyor. Sadece koyun ve kuzudan oluyor. Ha. Peki abi bu cağ kebabı etleri oraya dizmeden evvel evet. Bu marine ediliyor mu? Ya da baharatlanıyor tabii mu? Ki, yoksa tabii, sadece saf et mi? Soğanla, karabiberle terbiye ediliyor. 24 saat bekletiliyor. 24 saat sonra şişe takıp burada pişirip çağlara kesip servis yapıyoruz. Odunun bir özelliği var mı kömürün? Meşe odun olur, palıt olur. Meşe odunu kullanılmasının şöyle bir hususiyeti var sevgili izleyenler. Meşe odunu kendinden bir raiha veriyor değil mi ete? Evet. O kendi ayrı bir lezzeti var o dumanının isinin zannediyorum. Evet. Tabii ki. Evet sevgili izleyenler gördünüz. Şimdi birazcık da ustamızla konuşalım. Çünkü ustamızın zannediyorum işi burada en zor olanı usta. Çünkü inanılmaz bir sıcak var burada. Ben şöyle mesafeli durduğum halde dayanamıyorum yani. Felaket bir sıcak vuruyor. Bir kişi bu işi götürebiliyor mu yoksa değişiyor musunuz abi? Beş tane usta var. Tabii değişe burada. Biraz biri kesiyor, biri pişiriyor. Biraz dinleniyor. Yani akşama kadar değişerek. Part-time çalışıyorlar. O değişiyorlar. Peki ustama şey sormak istiyorum. Usta iyi bir cağ kebabının özelliği nedir? Yani yağ oranı mı önemli burada, etin kalitesi mi önemli? Şöyle bakışta neye dikkat etmeli izleyenlerimiz? Genellikle etin kalitesi önemli. Yağ oranının aşırı olmaması. Normalde kuzu etinden veya da koyunun bazı şey yerlerine... Sinirli falan yerleri. Atmak şartıyla. Ayıklanmış, tertemiz lop et olması gerekiyor. Evet, evet. Sevgili izleyenler görüyorsunuz. Şimdi bir defa da kessin ustamız. Bir de onu görün sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi böyle cağı alıyor. Önce batırıyor. Ne kadar güzel ya. Ama böyle bilmeyen bir adamın asla altından kalkabileceği bir iş değil yani değil mi Muammer abi? Yok, hayır. Bilmeyen adamın işi değil. Şöyle diyeyim. Yani genelde milletimiz hep yağsız istiyor ama koyun ben eti... Ben cağ kebap yağla güzel. Yani koyunun yağı dokunmaz ve yağından piştiği zaman güzeldir. Değil yani mi? Burada sadece yavan etleri yediğin zaman bir lezzet alamazsın. Doğru. Sevgili izleyenler bakın bu kısmı pişti. Çünkü burası ateşe temas eden kısımda. Ancak bu kısım henüz pişmemiş. Onun için ayrı bir ünite kurmuşlar hemen sağda. Ona geçiyorum. Burada da aynı bildiğiniz usul mangal gibi pişmeyen kısmını sevgili izleyenler. Buraya koyuyorlar şöyle. Güzelce pişiriyorlar. Evet. Sadece bu alt kısmı, üst tarafı yapılmıyor değil evet. mi? Evet. Üst tarafı zaten orada pişiyor. Evet. Alt kısmı da burada pişiyor. Altı da yanında pişiyor. Afiyet şeker olsun. Sevgili izleyenler, yolunuz eğer bir gün Erzurum'a düşerse, ki düşmese de bence mutlaka düşürün, bu muhteşem lezzeti evet. tadın. Dediğiniz gibi... Dışarıdan gelen, Erzurum'a gelen misafirlerimizin hepsi Erzurum'da mutlaka cağ kebap yesinler. Cağ kebap. Sadece efendim iş cağ kebabında da bitmiyor. Aynı zamanda bunun birlikte servis edildiği o ince lavaşın da ayrı bir özelliği var. Onu da göstermek istiyorum. Bakınız efendim. Tandırda pişiyor abi. İncecik. Bakınız. Evet, baktığınız zaman hatta kamera böyle. Filtresi olarak bile kullanılabilir. Bakın sevgili izleyenler görüntüyü tamamıyla kapatmayan oldukça güzel bir yufka. Peki programımızda gelenektir biliyorsunuz efendim. Nasıl yapıldığını gösterdiğimiz her şeyin
nasıl yenildiğini de gösteriyoruz. Bu bağlamda da bize Murat kardeşimiz yardımcı olacak. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abiciğim. Kaç yıldır cağ kebabı yiyorsunuz Murat Bey? Doğmuş doğalı yiyorum. Doğmuş doğalı. Profesyonel olarak mı amatör olarak mı yiyorsunuz? Profesyonel olarak. Profesyonel olarak yiyorsunuz. Evet, profesyonel yiyici Murat Bey ile cağ kebabını nasıl yendiğine dair detaylı bilgi sahibi olmak üzere röportajımız devam ediyor. Şimdi pişmiş bir tane cağ kebabını alıyoruz. Murat Bey bize detaylı bir şekilde nasıl yenmesi gerektiğini anlatıyor. Sizi dinliyoruz Murat Bey. Şöyle tutuyorsunuz abicim. Böyle... Böyle çekiyorsunuz. O kısmı bir daha anlatır mısınız Murat Bey? Böyle tutuyorsunuz şöyle. Bir daha anlatır mısınız Murat Bey? Şöyle tutuyorsunuz abicim. Vay be. Mardin'de vatanı görevini yapmakta olan 91-2 tertip askerler için geliyor. Nasıl? Bir daha anlatır mısınız hocam? Şöyle çekiyorsunuz abicim. Nasıl? Böyle. Vay be. Evlilik hazırlığı yapan tüm nişanlı çiftler için geliyor. Şöyle abicim bak. Olmaz böyle bir şey sevgili izleyenler. Bir yaşıma daha geldim. Bir cağ kebabı bu kadar mı güzel yenir? Bundan kaç tane yiyebiliyorsun Murat bir defada? 30-35 tane yerim. Hadi canım sen de. Gerçekten yiyebilir misin 30-35 tane yerim? Bak yediririm ha televizyon programına. Bak abicim. Dört defa anlattırdım. Dördünde de hep aynı kelimeyi kullandı. Şöyle çekiyoruz. Aha böyle diyor. Ondan sonra ağız dolduğu için konuşamıyor. Nasıl bir daha anlatır mısın Muratcığım? Böyle abicim. Şöyle çekiyoruz da. Şöyle çekiyoruz. Bir yaşıma daha girdim sevgili izleyenler. Bizi izlemeye devam edin. Gezgöz Arpacık sona erdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.